Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Combo'nun donanımlı paketini inceleyeceğiz. Bir takipçimiz bizden Combo videomuzda Combo'nun dolu donanımısını da inceleyebilir misin diye sormuştu. Ben de merak ediyordum açıkçası. Binek otomobil olarak daha çok bu donanımlar tercih ediliyorlar. Bugün NASCAR Otomotiv'deyiz. Kendilerine çok teşekkür ediyorum bize bu imkanı sağladıkları için. Test sürüşü yapamayacağız. Personel sıkıntısı var çünkü. Az personel var. Ben de anlayışla karşılayarak sadece inceleme çekeceğiz. Şöyle anahtarını gösterelim. Bu araçta anahtarsız giriş ve çalıştırma var. PSA'dan tanıdığımız bir anahtar. Arkada Opel logosu yer alıyor. Buradan da farları açabiliyorsunuz. Farlar demişken ön tasarımına başlayalım. Opel'in en son çıkan Mokka'daki gibi değil de daha önceki modellerinde kullandığı tasarım dilini kullanıyor önde. Rengi güzel bir araç. Rengi böyle mavi ile gri arasında bir renk. Bu rengi ben severim. Şöyle farlarımızı anahtardan yakalım. Halojen farlarımız var. Gördüğünüz gibi LED'de gündüz farlarımız var. Şöyle kapatalım tekrar. Aşağıda sis farlarımız, ön park sensörümüz yer alıyor. Ortada sağında ve solunda krom kanatları olan Opel ızgaramız yer alıyor. Altıgen formunda bir panjur. Aşağıda da geniş bir açıklığımız var. Yan tasarımına doğru dönecek olursak, tasarımını çok beğendiğim 17 inçlik alüminyum alaşımlı jantlarımız yer alıyorlar. Ve siyah ayna kapakları var. Parçamız renkli. Arka camlarımız otomatik ve karartmalı. Üstteki tavan rayımız da gri renkli tercih edilmiş. Anahtarsız giriş farlarını kapı kolunda görebilirsiniz. Ön camımız PSA ticarilerinde öyle zaten. Geniş, güzel. Arkaya doğru geçtiğimizde disk frenlerimizi görüyorum. Arka tasarımında PSA ticarileriyle benzer bir otomobil. Stopları Berlingo ile aynı zaten. Renkli bir tamponumuz var. Altında da şöyle bir ek bir parçası var. O da güzel. Bir egzoz çıkışı yok. Egzoz çıkışı aşağıda. Bir geri görüş kamerası görüyorum. Açılan bir cam. Karartmalı. Ve Combo Life yazısını görüyorum. Bu Life olarak geçiyor galiba bunlar. Binek amaçlı oldukları için. Camı şuradan açıyorsunuz. Şöyle göstereyim. Camı açarak buradan dar alanlarda arka bagaj kapağı açılmayacak gibi ise buradan camı açarak bagaja ulaşabiliyorsunuz. Bu güzel. Bizim araçta yok mesela. Bazı yerlerde arabayı biraz daha önde bırakmanız gerekiyor. Burada panzotumuzu böyle kapatabiliyoruz. 3 kademeli bir panzotumuz var. Şöyle bagajın içini göstereyim. Diğer PSA'larla benzer. Yanında bir reflektör tutucusu. Şurada bir bardaklığı. Burada bir 12 voltluğu bardaklığı. Şu yanında da bir gözü mevcut. Bagajın hacmi vesaire güzel. Buradan bagaja ulaşmak da kolay bu arada. Zor değil camdan. Burada bir gözümüz var. Bu araçta o diğerlerinde diyordum ya separatör varsa. Bunda separatör yok. Sökmüşler gördüğünüz gibi. Ve böylece buraya arkadan içeriden iletişimi var. Göstereceğim. Buranın içi de kaplı. Ses yapmaz buradaki malzemeleriniz. Güzel bir göz. Şöyle burayı kapatalım camı. Bu camı birazcık sert kapatmanız gerekiyor. Yoksa kapanmıyor. Böyle kapatmanız gerekiyor. Şöyle ya ben bu arada arabayı açmadım. Anahtarsız giriş olduğu için açıldı. Şöyle devam edelim. İç mekana geçelim. Çok ses var. Kapıyı açıyorum. Bu arada koltuk döşemesinin rengi çok güzelmiş. Geleceğim oraya. Burası anahtarı içeri koyalım. Aynen içeride dursun. Kapı üstleri ticari klasiği sert plastik ama böyle boş bir sertlik değil. Tok bir sertlik yer alıyor. Burada kumaş malzememiz var. Boş pakette burası kumaş değildi hatırlarsınız. Hatırlamıyorsanız şuradaki i'den ve aşağıdaki yorumdan ulaşabilirsiniz. Burada güzel bir tutamağımız var. Birleşim yerleri güzel sert ama. Dört camımız otomatik ve katlanır aynamız yer alıyor. Kromlu kapı kolu kullanmışlar bu donanımda. Diğer donanımda plastikti. Burada bir oyuk, burada da bir göz var. Şu bayrakların sesi için kusura bakmayın. Mikrofon yok. Böyle içeri doğru geçelim yavaştan. Manuelde koltuğumuz var. Yükseklik ayarı ve sırtlık ayarı buradan yapılıyor. Kumaşların rengini çok beğendim. Böyle tava, gri, beyaz, karışık ve siyahla desteklenmiş. Güzel duruyor. Bu araç en dolusu olmayabilir. Elektrikli park freni yok çünkü. Şöyle içeri doğru yavaştan geçelim. Burada şerit takip sistemimiz yer alıyor ve çocuk kilitleri yer alıyor. Otomatik far sistemimizin de bulunduğu Opel'den alışageldiğimiz kollar var. Ve burada göreceğiniz otomatik uzun far asistanı var bu araçta. Direksiyonumuz sportif bir direksiyon. Diğer PSA'lara göre daha sportif duran bir direksiyon. Opel'den alışageldiğimiz bir tasarım. Kulakçıklarımız diğer PSA'larda direksiyondan ayrıyken burada direksiyonla birlikte.
İç mekan biraz Berlingo uyandırabilir ama gösterge paneli ve direksiyonu daha farklı. Şöyle bir kontak açalım. Burada şöyle bir detay var. Bu araç dizel. Bakın 5000'de redline'ı var. Yani kırmızı çizgisi ama 8000'lik de bir göstergesi yer alıyor. Ben motoru çalıştırmak istemiyorum abi. Bana şeyleri göster. Verileri göster. Göstermiyor. Peki biz o zaman gösteriyor. Burada 8000 kilometrelik bir araçmış. Yakıt tüketimine de bakalım. Test aracı gerçi ama. Buradan yapmıyoruz. Direksiyon üzerinden değil. Burası radyo kontrolü. Burası da hız sabitlemenin kontrolü. Opel'lerde şuradandır. Bunu çevirerek şerit takibi görebiliyoruz. 6.4 litrelik bir yakıt tüketimi ortalaması var. Şöyle bir tık daha çevirelim. Genel ortalaması da 7 litre. Yani en son depo muhtemelen bu. 417 kilometredir. 6.4. Uzun süreli de 7 litre. Buna siz kendi kullanımınızla, şunu birazcık kapatayım. Bunu siz kendi kullanımınızla biraz daha düşürebilirsiniz. Böyle güzel okunaklı, hafif renklimsi görünen ama gri, siyah, beyaz olan bir ekran var. Renkli olan tek şey tabela tanıma sistemi. Pro City'de burada bir head-up display vardı, başüstü göstergesi. Burada onun yerine bir göz var. Bu göz daha kullanışlı bence. Burada bir bardaklığımız var. Yana doğru geldiğimizde ekranın üzerinde bir oyuk var. Buraya da bir şeyler koyabilirsiniz. Ekran Citroen'le dış olarak aynı olsa da iç olarak kendine özel bir ekranı var Opel'in. Dokunmatiği güzel, hızı vesaire de yerinde. Şöyle mesela araç diyelim. Stop and Start park yardımı, yani park sensörü, kör nokta uyarısı, lastik basınç sistemi, ESP yani ASR bir diagnostik diyor. Hızlı erişimle bu araç parametrelerinde park etme, park ayarlarını yapabiliyorsunuz. Ayna katlama var. Geri viteste devreye giren arka silecek var. Yani geri vitese takınca sağ aynanın aşağı inmesi var. Bir de arabayı kilitleyince ayna kapatma var. Farlar, far ayarları muhtemelen. Eve geliş, evden çıkış vesaire. Aynen, refakat. Ben telefondan baktığım için şu an ıskalıyorum. Konforda hafif iç aydınlatmayı göreceksiniz. Bu şu aydınlatmanın ayarı. Ayarlardan bunun kademesini arttırabiliyorsunuz ya da azaltabiliyorsunuz. Bu bence gece kısık ayarda güzel bir loş oluşturabilir. Kapalıydı, biz kapatalım yine de. Burada da güvenlik donanımlarını ayarlayabiliyorsunuz. Navigasyona tıkladığınızda bu araçta navigasyon yok. Navigasyon uygulaması açmak için uyumlu bir akıllı telefonun USB girişine. Yani diyor ki Android Auto ve Apple CarPlay'e bağlı diyor. Eğer bağlarsan navigasyona basınca navigasyon ben sana açarım hala gidiyor. Buradan dediğim gibi resim yönetimi diye bir şey var. Ekrana resim koyabiliyorsunuz. Ayarları yapabiliyorsunuz ve telefonunuzu bağlayıp telefondan Apple CarPlay ve Android Auto'ya bağlayabiliyorsunuz. Böyle bir ekran, güzel bir ekran. Arayüzleri falan güzel, geçişleri de güzel. Aşağıda dörtlü butonumuz ve kapı kilitlerimiz yer alıyor. Onun altında da dijital klimamız mevcut. Burada start stop butonumuz ve eco modu yer alıyor. Aşağıda da çevirmeli vites topuzumuz var. Burada bir göz var. Altı halı kaplı değil, ben anahtarı attım buraya. Biraz ses yapabilir buradaki eşyalarınız. Burada diğer PSA'larda bir şey vardı hatırlarsınız. Sütun vardı. Burada iki tane kol dayama koymuşlar onun yerine. Çünkü el frenimiz manuel bir el freni. Burada iki bardaklık ve altında bir göz var. 12 volt soketini de buraya koymuşlar. Bu da güzel. Önüne de bir şey koymuşlar. Hani bir şey koyarsanız falan diye ama telefonu buraya atın demiş. Yani şarjı tak buraya at demiş. Bu hani öyle bir oyuk olsun diye. Burada ufak bir göz var. İşte grip kontrol olanlarda burada onun kontrolcüsü var. Bu onun boşluğu bu arada. Onu öğrendim. Burada bir oyuk var. Yine bunda da altı halı kaplı değil. Şuradaki gözümüz güzel. Bu göz soğutmalı ve geniş bir göz. Altta da torpidomuz yer alıyor. Torpidoda derin ve geniş güzel bir torpidosu var. Şöyle yavaş yavaş kontağı kapatalım. Arkaya doğru geçelim. Anahtarı alayım, unutmayalım. Önde genel alalım. Üste bakalım. Üste bir aydınlatmalı makyaj aynalarımız var. Tutamaklarımız böyle. Cam tavanımız var. Cam tavanın perdesini buradan açıp kapatabiliyorsunuz ama basılı tutmanız gerekiyor açıp kapatırken. Biz açalım. Ferah ferah bir çekim yapalım. Ortadaki şu göz, mesela anahtarı şöyle koyayım. Bakın, görün. Bu göz kullanışlı ama cam tavanı biraz kapatıyor açıkçası. Bir de arkadaki, ortadaki oturuş pozisyonunuzu biraz baltalıyor. Şey, baş mesafenizi. Onun haricinde bir sıkıntısı yok. Şöyle yavaş yavaş arkaya geçelim. Kapısı da geniş ve büyük bu arada. Arka kapı sesi çok güzel. Çok sessiz bir kapı sesi var. Şöyle arka kapıyı açalım. Arka ortayı dikleştirmişler. Arka 3 koltuğunda kendi diklik ayarı ve yatırma şekli var. Koltuğu yatırdığınız zaman da şöyle göstereyim. Tek hamlede yatırabiliyorsunuz ve düz bir zemin elde ediyorsunuz. Bu güzel bir şey. Ama kemer koyacak bir yer yok. Kemer yatırırken içeride sıkışabilir. Şimdi şöyle içeri doğru yavaştan geçelim.
Tabii ben yine onu unuttum. Şunu biraz yukarı kaldırın abi geçmeden önce. Şunu. Yoksa sırtınıza atıyor. Şu an daha rahatım. Tabii koltuğu kaldırırken dik konumda mı bıraktım? Hayır. Bu koltukların ileri geri ayarı olması lazım. Bakayım mı? Yok, ileri geri ayarı yok. O C5'teydi, hatırladım. Koltuklar bir tık dik ama rahat bir koltuğu var. Burada da masamız var. Güzel, pandemi günlerinde iş gördü. Kapalıyken mekanlar. Burada güzel bir cebimiz var. Diz mesafesi bir karıştan fazla. Baş mesafesini konuşmamıza gerek yok. Bu ticari bir araç. Bir tek şu sorun. Ortada, arkaya ulaşım. Şuradan dediğim gibi arkadaki eşyalarınızı alabilirsiniz. Işığı buraya koymuşlar arkadaki. Ortada bu göz olduğu için. Modu tap mıydı bu? Evet. Cam tavanımızı da şöyle bir göstereyim. Nescar reklamı olsun. Onlara gerçekten teşekkür ediyorum. Ortada bir şaft tüneli yok. 3 koltuk bağımsız. Burada 3 yolcu çok rahatlıkla seyahat edebilirsiniz. 3 adet bağımsız isofix'iniz var. Bu da güzel. 3 tane çocuk koltuğu ya da çocuk koltuğunuzu istediğiniz yere bağlayabilirsiniz. Orta koltukta oturması da yine aynı şekilde rahat ve konforlu. Şaft tüneli olmadığı için ayaklarımı rahatlıkla koyabiliyorum. Arkadan öne genel bir bakış atalım. Güzel bir görünen otomobil. Bu da elektrikli el freni olmadığı için ve konsol olmadığı için klima yok bu donanımda. Bu orta donanım galiba. En dolusu değil. En dolusunda elektronik el freni geliyordur diye düşünüyorum. Ekrana şu an donanımı ben yazarım. Bak şu an tam şuraya yazdım. Evet. Böyle bir otomobil olmuş. Hadi bir çıkış çıkalım, bir kapanış yapalım. Ha, şeye bakacağım. Şurada göz var mı? Şurada mı var? Aa, buraya şeyi koymuşlar. Çeki demiri falan koymuşlar. Gözler koltuğun altında. Burada da kriko var. Değişik. Eskiden şu paspasların altında göz olurdu. Bizim arabada vardı. Bunlarda yok. Neyse, hadi bir çıkalım, kapanış yapalım. Opel Combo Life'ı inceledik. Siz bu araç hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce nasıl bir otomobil olmuş? Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Siz bir ticari araç alacak olsanız hangi ticari aracı tercih ederdiniz? Bunu da yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.